Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. YKS 2023 TET testini geride bıraktık. Sınav zor muydu? Kolay mıydı? Nasıldı? Sizlere tespitlerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle kendi branşım Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak Türkçe testinden başlayayım. Türkçe testi kolaydı diyenleri yok sayıyorum arkadaşlar. Çünkü Türkçe testi Kolay değildi. Çok belirleyici sorular vardı. Özellikle dil bilgisinde bence iki soru belirleyiciydi. Genel anlamda kolaydı dil bilgisi testi ama iki soru belirleyiciydi diye düşünüyorum. Hangileri noktalı virgüllü soru efendim. Yani noktalama soruları. İki noktalama sorusu bence e, ayırt ediciydi. Özellikle birisi bence çok ayırt ediciydi diye düşünüyorum arkadaşlar. Paragraf soruları. Geçen seneyle kıyasladığımızda bence bu yıl ...bir tık daha zor bir sınavdı. Net olarak konuşursak... ...net sayısı olarak konuşursak... ...Türkçe'de... ...25 ve 30 arasında olanlar... ...bence şu anda yığılmada... ...olabilir. Ama... ...30'un üzerine çıktıysanız... ...arkadaşlar bence... ...kötü bir durumda değilsiniz. İlk sınav moralizi bozmaya... ...gerek yok. AYT var. AYT Edebiyat var. Edebiyat sorularıyla... ...karşınızda olacağım arkadaşlar. Yine... E, ...TYT'de olduğu gibi... Bu soruları çıkacağını söylemiştim diyeceğim arkadaşlar. Tarih testine gelelim. Tarih testinde bence yani daha önceki videolarımda da demiştim. Özellikle böyle sorusu az olan tarih ve coğrafya testleri belirleyici olacak demiştim. Bence yorumdu ama o 3 seçenekten yani öncüllü 3 öncülden ikisi çıkıyordu ama birincisi karıştırılabiliyordu bence. Kolay değildi arkadaşlar. Gelelim matematik sorusuna. İlk sorudan itibaren o kesirli soru yani artık işin içine sayısal mantığın girdiği, net olmayan sorular, zaman harcayan soruların olduğunu bir kez daha gördük. Bence bu yıl 2022 kadar kolay bir sınav değildi arkadaşlar TYT için söylüyorum. Bence adayların bilenle bilmeyenleri ayırt eden bir e, sınav olduğunu düşünüyorum. Yığılma olur mu olmaz mı? Tabii ki AYT önemli ama özellikle Türkçeden belirli bir netin üzerine çıkanlar, TYT matematikten belirli bir netin üzerine çıkanlar, bunları sayısal analiz olarak, rakam olarak daha sonra sizlerle tekrar paylaşacağım arkadaşlar. Yığılmada kalmayacak diye düşünüyorum. Yani bence özellikle Türkçe soruları kaliteli sorulardı. Dil bilgisinde birkaç soru hariç diyelim. Güzel sorulardı. Hepinizin hakkında inşallah hayırlısı olmuştur. Nokta atışlarla beraber biz tercihlerimizi yapacağız arkadaşlar. Şu AYT'yi geride bırakalım. Sınavı kötü geçenler moralini bozmasın. Önünde belki de daha önemli olan AYT var. Biz de AYT edebiyat sorularını sınav sonrası cevaplarını sizlerle paylaşacağız arkadaşlar ve analizlerimiz devam edecek. Lütfen abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.